Hüngürlüğü merkez ilçesi tam burada yer alıyor. Etrafında diğer ilçeler de işte Kiyo, değil mi? İşte Yedisu, Karlova, Solhan, değil mi? Genç ilçesi. Bakın şu haritada görünen şu, birçok fay var. Bunların bazıları renkli. Renkli olanlar deprem üretmiş olan faylar. Ama siyah olan bütün faylar potansiyel olarak deprem üretebilecek faylar. Bizim burada en tehlikeli gördüğümüz, tehlike kaynakları olarak gördüğümüz birincisi şu kısım. Bunun Yedisu fayı ya da Yedisu sismik boşluğu deniyor. İkincisi bu Nazmiye Karakoçan Bingöl fay zonu. İsmini verdiğimiz başka bir fay zonu var. Bir de çok bilinmez, yani çok iyi bilinmeyen bizim haritalara eklediğimiz genç fayı var. Bu faylar Bingöl için tehlike kaynakları. Bir tane de şu, Palu ile Bingöl arasında Doğu Anadolu fay zonunun bazı fayları var. Bunlar da uzun süredir deprem üretmemiş. Bunun dışında da maalesef yani nasıl davranacağını çok iyi bilmediğimiz, mesela Sancak Uzunpınar fay zonu gibi bir fay zonumuz var. Bunun mesela davranışıyla hakkında bilgimiz neredeyse yok. Denecek yani kadar az. Aynı şekilde Nazmi fayı ile ilgili de bilgilerimiz kısıtlı. Genç fayı ile ilgili de bilgilerimiz kısıtlı. Bunları elde ediyoruz ama yani tabii problem fay değil, faylar değil. Çünkü bu faylardan herhangi biri deprem üretse bile sonuç olarak bizim bu depremlerle hazır olmamız gerekiyor. Bingöl çok fazla fayın bir araya geldiği bir bölge. Mesela 3 tane önemli fay hattı var. Bunlardan bir tanesi Doğu Anadolu fay zonu, işte Kuzey Anadolu fay zonu, bir de Varto fay zonu. Bunun dışında Doğu Anadolu fay zonu ile Kuzey Anadolu fay zonu arasındaki bölgede oluşmuş bir sürü fay var. Yani Bingöl bu yüzden birçok deprem tehlikesi taşıyor. Yani tehlike kaynağı çok, yani fayı çok bir bölge. Şimdi son dönemde biliyorsunuz 1971'de önemli bir deprem var. Bingöl'ü etkilemiş. Zaten Bingöl merkezinde yakın faylar kırılıyor. Bir de 2003 depremimiz var bizim Bingöl'de yaşanmış olan. Bu iki depremde de ciddi can ve mal kaybı oldu. Dolayısıyla Bingöl'de aslına bakarsanız her neredeyse 30 yılda bir yıkıcı bir deprem oluyor. Türkiye'nin genelinde faylar harekete geçti diyebiliriz. Bunun önemli bir nedeni iki tane büyük depremin Doğu Anadolu fay zonunun Kahramanmaraş'la Malatya güneyiyle diyelim Hatay arasındaki kesiminin kırılmış olması ve bunun dışında da Malatya'dan batı yönüne doğru başka bir fayın kırılmış olması ve bunların çok büyük depremlerle kırılmış olması, yani 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremlerle kırılmış olması, Anadolu bloğunun hemen hemen her yerindeki faylarda küçük ve orta düzeyde depremlerin oluşmasına neden oldu. Aynı şekilde bizde de yani Bingöl'de de faylar aktifleşti. Ama tabii bu aktivite bir süre sonra belki susacaktır. Ama Bingöl'ün kendine ait tehlikeleri var. Yedisu fay zonunda biz çok uzun süredir deprem bekliyoruz. En son deprem 1784'te gerçekleşmiş. Bunun üzerine 250 yıl koymamız gerekiyor. Çünkü Kuzey Anadolu fay zonuna ait olan Yedisu fay zonundaki deprem tekrarlanma aralığı Kuzey Anadolu fay zonuyla aynı. Yani deprem tekrarlanma aralığını düşündüğümüz zaman 250 yıllık eli kulağında bir deprem, büyük bir deprem maalesef olabilir. Şimdi Yedisu fay zonunun devamındaki fay, yani bu Erzincan tarafındaki fay, biliyorsunuz 1939 yılında kırılmıştı ve ürettiği depremin büyüklüğü 8'di. Şimdi Yedisu'da da 75 kilometrelik bir kısmın kırılması 7.2'lik bir depreme tekabül ediyor. Fakat şu da var. Yedisu fay zonu dediğimiz fay zonunda ya da Yedisu sismik boşluğunda aslına bakarsanız fayların toplam uzunluğu 160 kilometreyi buluyor. Yani bu fayların bütünüyle kırılması kırılırsa yani çok daha büyük bir deprem olacaktır. Aynı şekilde Bingöl'de en tehlikeli diyebileceğimiz diğer fay zonu ise Bingöl ile Palu arasındaki Doğu Anadolu fay zonunun kesimi. Bu kesimin de deprem davranışını düşündüğümüzde Doğu Anadolu fay zonunun son 160 yıldır bildiğim kadarıyla deprem olmamış. Yani depremi bekliyoruz. Aynı şekilde Karakoçan, Nazmiye, Bingöl hattında devam eden bir fay zonumuz var. Bu fay zonunda da çok iyi davranışını bilmesek de, yani bilimsel verilerimiz az da olsa, özellikle Karakoçan bölgesinde depremler takip ediyoruz. Bunun da maalesef büyük bir deprem üretme potansiyeli olduğundan bahsedebiliriz. Yani Bingöl'ün tehlikeleri yüksek. Şunu söylemek lazım, tabii tehlike yerinde duruyor ama risk alıp almadığımız bizde önemli. Şunu kastediyorum. Mesela Bingöl'ün zeminine uygun binalar yapıyor muyuz? Bingöl'ün faylarına uygun, nasıl derler, tekrarlanma periyoduna uygun binalar yapıyor muyuz? Zemini iyi araştırıyor muyuz? Biz ona bakmalıyız. Çünkü illaki bir deprem olacak. Yani yarın da olabilir, belki 15 yıl, 20 yıl sonra da olabilir. Bizim burada önemli olan buna mühendislik olarak hazır mıyız? Şimdi çevre iller anlamında şimdi bazı yaklaşımlar var. Mesela şöyle deniyor. Deniyor ki işte depremin merkez üstünden 100 kilometre
civarındaki illerin zarar gördüğü söyleniyor. Fakat bu çok doğru değil. Çevre illerin hep her birinde zemini iyi araştırılmamış, zemine uygun yapılmamış binaların bulunduğu alanların hepsi tehlike altında. Yani ama şu var, bütün bir il tehlike altında diyemeyiz. Mesela Erzurum, Diyarbakır, Elazığ, Bingöl, Muş, başta işte Erzincan, bu iller, Tunceli, bu illerin etkileneceği kesin. Ama hangi oranda etkilenecekleri şehrin hazırlanıp hazırlanmadı. Hatta bunun daha ötesinde de iller etkilenebilir. Sizin zemininiz yumuşaksa ve o zemine uygun yapınız yoksa, o zeminde 150 kilometre, belki 200 kilometre, hatta Meksika depremini öngörürsek 400 kilometre mesafede bile olsanız zarar görebiliyorsunuz.